Evet, yeniden merhabalar. Bu Ekrit uygulamasının son dersini de yapalım. Ders burada bitsin. Tabii bunun uygulaması akıllı tahtada olacağı için size gösteremeyeceğim. Çünkü bilgisayarı kapatmam lazım ya da sanal bilgisayar kurmam lazım. İkisi de şimdilik biraz meşakkatli iş. Şimdi biz ne yapmıştık? Kendi bilgisayarımızda bir Ekrit dosyası oluşturmuştuk. Tabii bunu ilk etapta kendimiz elle oluşturduktan sonra Ekrit dosyasını private key olarak kaydetmiştik. Fakat bu böyle olmamalı tabii. Ve yönetici haklarıyla çalışacağı için biraz daha olayı otomatiğe bağlamamız lazım. Birkaç tane bug var ama sonuçta bunları ben kendi okulumda kullanacağım için bu bugları da yavaş yavaş kendim düzeltirim. Ama artık tekrar LibreDo'ya dönmem için bunu bitirmem gerekiyor. Şimdi bizim programın çalışma mekaniği şu, algoritması diyeyim. Çok karmaşık bir algoritması yok tabii. Yönetici haklarıyla çalışacak. Sonra Ekilit dosyasını okuyacak ama ETC klasörünün içerisinde Ekilit etap kilit diye bir klasör oluşturacağım. Ve dosya orada ise okuyacağım. Orada değilse yeni bir dosya yapacağım. Yani yeni bir private key oluşturacağım. Tabi burada yönetici hakları ile yapacağımız için pn create private key diyelim mesela. Burada private key oluşturmak için bir tane komut lazım. Komut nerede vardı? Şöyle let private key diyelim. RSA private key pardon. Yeni bir tane oluşturalım. Tabii bunun için bir tane RNG lazım. Burada let mod RNG eşittir run red RNG diyoruz. Mutable olmasına dikkat edin çünkü buraya mutable RNG yazıyoruz. Buraya da işte 2048 yazalım gitsin. Tabii burada result oluşturmamız gerekiyor ama ben kendim hani çok karmaşık olmadığı için başkası da kullanmayacak şimdilik. Unwrap ile idare ediyorum. Ama eğer başkasının kullanacağı bir şey yazacaksanız result değerlerini tanımlamanızda fayda var. Hatanın nerede olduğunu kullanıcı görsün diye. Şimdi private key oluşturduk. Bu private key'i write hgcs der file olarak nereye kaydediyoruz? etc etap kilit klasörünün içerisine kilit nokta der şeklinde kaydediyoruz. Yine burada unwrap'ı çağıralım ne olur ne olmaz. Çünkü etc etap kilit dosyası olmayabilir. Şu anda yok zaten sistemde böyle bir nasıl desek böyle bir dosya yok. Böyle bir klasör de yok. Dolayısıyla hata verir bu komut. Ama ben kendim elle oluşturacağım bunları. Ya da şöyle bir şey. If let ok pk bunun tabii bir tane değerinin olması lazım. Şöyle alabiliriz bunu aslında. Şöyle yaparsak daha düzgün. İşte bunu yazabilirsen yaz, yazamazsan böyle bir dosya yoksa eğer dosyayı oluşturmak gerekir ya da panikletmemiz lazım. Programın çalışmaması lazım. Böyle bir dosyayı okumak zorunda aslında. Her neyse. Buraya şimdilik panik atmamız gerekiyor. Gerçi panik atacağımıza unwrap yapmamız daha iyi. Unwrap daha iyi. Ama diyelim ki dosya yok ise private key oluşturuyoruz. Dosya var ise dosyayı okumamız yeterli. Burada şu kısım. Biz burada dosya yok ise yani bu dosyayı okuyamazsak nerede bu dosyanın yolu? etc tab kilit e tab kilit nokta der diye bir tane dosya okuması lazım. Bu dosya yok ise if
Let er ise hata var ise panic. Tabii şöyle olması lazım. Kim Rivki. Bu bir error gönderirse bize panikle. E'yi ekrana yazsın. Ama burada tabii ne diyor? Kargo run. Kargo bu yıl diyelim. Çünkü run'da çalıştırıyor. Sanırım bu şöyle daha uzun bir şekilde şöyle yapmamız lazım. If let's if let's ok rip şey şöyle daha iyi olacak. Tabii bunların tamamının da bir adım gitmesi lazım. Tamam. Şimdi burada büyük B kullanmışız. Tamam. Şimdi burada dosyayı okuduktan sonra artık private key'imiz var. Buradan device'larımızı alıyoruz. Unlock edilmemiş diyoruz. Eğer unlock edilmemiş ve saniyede 10 saniyeyi geçmişse, zaman 10 saniyeyi geçmişse bilgisayar kapanıyor desin. Ama aslında burada halt komutunun çalıştırılması lazım. Shutdown. Shutdown diye bir şey mi var? Net shutdown. Sanırım bu bizim bilgisayardan bahsetmiyor. Şimdi shutdown denilen komutu da biz nereden oluşturabiliriz? Şöyle bunun aynısını alalım. Biraz şimdi oynama yaparak halledebiliriz. Fn shutdown bilgisayarı kapat komutu buraya gelecek. Tabii bunları silelim. Bunu da sil. Bunu da sil. Burada tabi komut değişiyor. Shutdown komutumuz şöyle çalışıyor. Shutdown argüman olarak haş alıyor. Haştan sonra siz argüman olarak buna bir saniye cinsinden bir şey veriyorsunuz. Biz buraya 120 dedik. Bunlara gerek yok. STD, OAuth, PI falan filan bunlara da aslında gerek yok. Sadece Pound desek yeterli. Yani çalıştır. Ah, anladım. Pound komutu çalıştırıyor. Yeni bir komut sisteme gönderiyor anlamında kullandım. Bana bunun output'u falan filanı lazım değil. Sadece komutu gireceğim. Bu kadar. Ve tabii normalde sudo ile kullanılıyor bu kodlar. Ama bu uygulamayı biz zaten yönetici hakları ile çalıştıracağımız için herhangi bir problem olmayacak. Şimdi burada eğer bu dosyayı okuyabilirsen oku, okuyamazsan ne olacak? Böyle bir dosya yoksa ne olacak? Else kullanmamız gerekiyor. Ama else'i kullandıktan sonra tekrar başa dönmesi gerekiyor. Daha doğrusu şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Ne? Start loop diyelim. Öyle bu start loop'u buraya alalım. Çünkü bu
nasıl desek, yani dosyayı okuduğunda da start loop yapacak. Dosyayı okuyamazsa, yani if çalışmazsa burada, mesela ben buraya direkt start loop diyebilirim. Ama eğer böyle bir dosya yoksa, yani private key henüz ilk defa oluşturulmuşsa, önce create private key, sonra start. Hatta şöyle yapabiliriz. Yok, tamam böyle. Ama private key buradan nereden alacağız? Start loop. Private key varsa private key, ama bu defa burada private key yok. Dolayısıyla biz buraya private key için bir RSA private key diye bir tane değişken tanımlayalım, parametre tanımlayalım. Şimdi burada private key gönderebiliyoruz. Elimizde bir private key var ama else'de yok. Dolayısıyla ben geliyorum buraya, diyorum ki sen de bir tane RSA private key'i return et. Tamam. Korkulacak bir şey yokmuş. Neden yokmuş? Onu da söyleyeyim. Şimdi burada statüste aslında gösterdiği şey şu. Benim uygulamam shutdown'ı çağırmış düzgün bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Shutdown her defasında kendisi de bir log veriyor zaten. Log verdiği için ben burada onu görüyorum. Ama etap kilit uygulamasını ben stop yaptığım zaman doğal olarak etap tarafından çalıştırılan shutdown da kapanıyor. Çünkü bir child uygulama bu. Yani çocuk uygulama. Benim uygulamam shutdown'ı çağırdığı için shutdown benim uygulamaya bağlı. Benim uygulamam durunca, yani etap kilit durunca, shutdown da otomatik durmuş. O yüzden sıkıntı var zannettim. Çünkü bilgisayarın kapanacağını düşündüm. Kapanmaz. Şimdi bunu yaptık. Birkaç tane daha işlem yapalım. Mesela sudo chmod ile dosya haklarını rv mesela çıkaralım. Kimden? Sadece bunu kullanan kimler olsun? Rv'yi eksi yapıyoruz. Ya da chmod 7 0 0. Kim? Etc. Etap kilit. Etap kilit der. Allah Allah, nasıl yok? Sudo chmod ya da şöyle chat etc etap kilit kilitmiş, pardon. Tamam, bunun mesela haklarını değiştirmek istersek chmod 700